Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber tencerede İzmir köfte yapacağız. Tarifimize öncelikle köftemizi hazırlayarak başlayacağız. Köftemiz için yoğurma kabımızın içerisine 1,5 su bardağı bayat ekmek içimizi alıyoruz. Ardından yarım kilo orta yağlı dana kıymamızı ilave ediyoruz. 1 adet rendelenmiş soğanımızı ilave ediyoruz. Bir adet yumurta, bir çay kaşığı kimyon, 1,5 çay kaşığı karabiber ve biraz da tuz ekliyoruz. 2,5 çay kaşığı kadar tuz ekledim. Siz de tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi köfte harcımızı güzelce bir yoğuralım. Harcımızı yaklaşık bir 5 dakika kadar yoğurduk. Köfte harcımızı ne kadar güzel yoğurursak köftelerimiz de o kadar güzel olacaktır arkadaşlar. Şimdi köftemize şekil verelim. Evet, köfte harcımızdan hemen şöyle büyük bir parça koparıyoruz. Avucumuzu dolduracak kadar. Elimizle tamamen sıkıştırdıktan sonra bu şekilde yuvarlıyoruz. Düzgün olmasını sağlıyoruz ve köftemiz hazır. Bu şekilde devam edeceğiz. Hemen bir tane daha yapalım. Yine büyük bir parça alıyoruz. Arkadaşlar, İzmir köftenin özelliği büyük olması. Köftelerimizi iri iri yapacağız. Köftelerimizi tamamladık. Şimdi patateslerimizi hazırlayalım. Patateslerimizin de kabuklarını soyduk ve elma dilim olacak şekilde doğradık. Şimdi kızartma işlemine geçelim. Patateslerimizi kızgın yağda kızartıyoruz. Patateslerimizi kızarttıktan sonra şimdi de köftelerimizi kızartacağız. Köftelerimizi patateslerimiz gibi sıvı yağda değil de tereyağında kızartacağız. Şöyle tavamızın içerisine dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağımızı alıyoruz. Evet, yağımız tamamen eridi. Köftelerimizi tavamıza dizelim. Evet, şimdi salça sosumuzu hazırlayacağız. Yağımızı değiştirmeyeceğiz. Biliyorsunuz köftelerimizi de bu yağda kızarttık ve köftelerimizin tüm lezzeti yağımıza geçti. Şimdi bu lezzetli yağda salça sosumuzu hazırlayacağız. Tavamızın içerisine şöyle dolu dolu 1 tatlı kaşığı biber salçası ve yine dolu dolu 1 tatlı kaşığı da domates salçası ekliyoruz. Salçalarımızı şöyle kısık ateşte 1-2 dakika kadar kavuracağız. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi sıcak suyumuzu ekleyelim. Ekledikten sonra şöyle bir karıştıralım. Salçamızın erimesini sağlayalım suyumuzun içerisinde. Ardından 1 su bardağı daha sıcak su ekleyelim. Toplamda 2 su bardağı sıcak su kullandık. Salça sosumuzun içerisine 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı da pul biber ekliyoruz. Dilerseniz tuz ve pul biber miktarını kendi damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Evet, salça sosumuz da kaynamaya başladı. Artık ocağımızın altını kapayabiliriz. Salça sosumuz da hazır. Tenceremize köftelerimizi ve patateslerimizi dizelim.
Şöyle biraz da domates yerleştirelim yemeğimizin aralarına. Yemeğimizin üzerine hazırlamış olduğumuz salça sosumuzu dökelim. Tenceremizin kapağını kapayalım ve kısık ateşte yemeğimizi pişmeye bırakalım. Yemeğimizi kısık ateşte yaklaşık yarım saat kadar pişirdik. Yemeğimiz servise hazır. Yemeğimiz servise hazır. Tam kıvamında harika bir İzmir köfte tarifi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.